Bugün mantar çorbası yapacağız. Bunun için bir adet küçük soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Şimdi soğanlarımızı kavuruyoruz. Burada 5-6 tane mantarımız var. Bunların boyutlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi mantarlarımızı, kavrulmuş soğanlarımızı ekliyoruz. Mantarların suyu çıkıp içleri yumuşayana kadar kavuruyoruz. Şimdi meyanesini hazırlıyoruz. İçinde 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da unumuz var. Bunları güzelce kavuracağız. Sonra da çorbamızın içine ekleyeceğiz. Şimdi eriyen tereyağımıza 1 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle. Güzelce bunu şimdi kavuracağız. Kokusu çıkana kadar kavurmamız lazım ki damakta un kokusu olmasın. Şimdi biraz et suyu koyacağım. Ölçüsünü size söyleyeceğim. Kaç kepçe koyduğumu koymaya başlayalım. Şöyle 6 kepçe tavuk suyu koyduk. Şimdi bunu birazcık kaynatacağız. 1,5 su bardağı da normal su ekledim. Bu biraz kaynayacak. Çorbamız kaynarken biz de yan tarafta meyanesini açalım bu çorbamızın suyuyla. Şöyle. Yavaş yavaş açmalım. Şöyle bir çırpıcıyla bunu açmak daha kolay oluyor. Güzelce bunu açalım. Koyulacak, sonra üzerine biraz daha çorba suyundan ilave edip bir daha açacağız. Sonra çorbamızı ekleyeceğiz bu meyaneyi. Şimdi meyanesini çorbamızın içine koyuyoruz. Ve hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor ki pıhtılaşma olmasın. Çorbamız biraz kaynadı. Şimdi içine 100 ml yani yarım paket krema ekliyoruz. Şöyle yeterli olacaktır bu. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bu sırada 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da karabiberini ilave ediyoruz. Karabiberi sevmeyen olursa koymayabilir ama içine güzel bir tat veriyor. Ve çorbamızı böyle de birazcık daha kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi açalım kapağını. Şöyle güzelce kaynadı ve artık çorbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Çorbamızın son hali böyle. Yapan herkese afiyet olsun.